Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa Kapı'nın tam 50. bölümündeyiz arkadaşlar. Tam dile kolay 50, yani 100'ün yarısı arkadaşlar. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için buradayız ve hakikaten kalbimde acayip böyle bir heyecan var. Ne olacak bilmiyorum. Inter'le yarı final maçındayız. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Yasin konuk olmuştu bana ve Yasin'in de anlatımıyla birlikte bir diyalog şeklinde bir bölüm yaşattık sizlere ve orada şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ama açık söyleyeyim mi? Benim için asıl önemli olan Şampiyonlar Ligi. Kulübün tek beklediği şey var. Mazeret yok. Sahaya çıkın ve kazanın. Teknik direktörümüz maçtan önce yaptığı açıklamada taktik maktik yok, bam 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 dedi arkadaşlar ve biz de bu onun deyimiyle bam 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 şeklinde bu işi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, kalede Butland var. Butland ve Ruben Balanko gerçekten benim çok beğenmediğim kaleciler. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi ilk tur maçı biliyorsunuz çift maç oluyor. İlk önce kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde bir gol yersek bunun telafisi çok zor olacaktır. Ama kötü düşüncelerimizi ve kötü şeylerimizi çok yansıtmayalım ki kötü olmasın arkadaşlar. Biz bugün burada Inter'i ilk maçta iyi bir sonuç alıp ikinci maçta da elemeyi düşünüyoruz ve daha sonra Şampiyonlar Ligi finalinde kimse rakibimiz onu beklemek istiyoruz. Mustafa Kapı İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, İtalya Serie A şampiyonluğu var ama Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir kupa kaldırmadı. Amacımız bu. Bugün bunu başarmak istiyoruz ve maça Cristiano Ronaldo'nun kaslı bacaklarının topa değmesiyle, topa dokunmasıyla, temas etmesiyle birlikte başladı. Yalnız Ronaldo'ya yükseldim baya. Haydi çocuklar, kondisyonumuzu çok çok iyi kullanmamız gerekiyor ama kolay bir maç olmayacak. Brozovic, Icardi izin yok, süper. Uzun gönderdi, indirirsin Ronaldo, harikasın, sakin. Verdik pasımızı, biraz ileride çoğalmamız gerekiyor. Gel. Orada bir faul var sanki ama hakem vermedi. Harika bir top. Harika bir top. At bana. Kontrol edemedik. Kontrol edemedik topu. Çok çok önemli bir maçtı arkadaş. Çok çok önemli bir maç ve çok çok önemli bir pozisyon. Kontrol edemedik topu. Bu çok kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Sakin. Gel. Uzun gönderdik. Harikasın. Al topu. İyi de kontrol. Gel. Oğlum dışarıdayım, gelsene. Mustafa. Attık köşeye. Haydi çocuklar. Orta. Bir şut. Arkadaşlar elenirsek, gerçekten elenirsek, hem Inter gibi bana göre bizden gerçekten de daha kaliteli olmayan bir takıma elenmiş olacağız. Hem İtalya'da biz şampiyon olmuşuz. En fazla puanı toplamış takımız ve ona rağmen Inter'e mağlup olmak biraz da açıkçası iki taraflı bize sıkıntı yaşatacak. Çünkü bizim rekabet içerisinde olduğumuz kulüplerden biri. Şimdi gel, harikasın. Mustafa Kapı verdi pasını. Biraz faul var orada ama. Gel. Mustafa! Harika bir şuttu. Taç. Hadi çocuklar, hadi. Hala aklıma kontrolde. O kontrolü yapmamız gerekiyordu. Aldık Mustafa Kapı. Ya hakem, Balde. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Icardi, Balde. Eyvah, gidiyor Balde. Balde Icardi'ye verdi. Icardi'ye ver. Politano. Çocuklar uzaklaştırın. Adamsın be, adam. Arkadaşlar yesek. O golü yesek nasıl çıkartırdık hiç bilmiyorum. Aldık topu. Bir taş daha. Deplasmanda gol atabiliriz. Bir problem olmaz ama kendi evimize gol yemememiz gerekiyor. Gol biliyorsunuz deplasmanda atılan goller kutsal gollerdir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada faul verdi hakem. İçerideyiz de biz bu boyla ne yapacağız içeride hacı?
İnşallah şöyle kaparsak. Orta uzaklaştırdı. Atakta Ronaldo indirilsin. Ah ah, çok iyi bir anında şutumuz vardı ama taç kullanılacak. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani tek kale oynayamıyoruz. Inter boş bir takım değil. Bırak. Attık pasımızı. Cristiano Ronaldo, süper bir pas. Bernardeşi, ona yardıma gitmemiz lazım. Bernardeşi. Bernardeşi. Bernardeşi kaleci. Bende mi adı? Maç burada mı biter ya? Arkadaşlar şu an inanılmaz stresliyim. Hakikaten çok stresliyim. Koskoca bir sezon ve tamam, İtalya şampiyonluğu apoletini taktık omzumuza ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmamız gerekiyor. Balde. Oğlum ne yapıyorsun? Icardi. Icardi out. Bizim hatamızdan arkadaşlar, genç bir oyuncuyuz ve bu tarz ambiyansları kaldıramayabiliyoruz. Burada ben direkt kayıp topu dışarı atmak istedim ama olmadı. Icardi ayağının hafif dışıyla bir vuruş ama topu alta çıktı. Bir kere çekirge sıçradı. İkinciye de sıçradı. Üçüncü de bize pahalıya patlayabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kondisyonumuz iyi, bir sıkıntı yok. İndirebilir misin? Harikasın. Verdik. Gel yine. Harika. Süpersin. Al. Bernardeşi. Gel bana. Bir şut Mustafa. Mustafa Old. Harika bir şut Mustafa'dan. Manuel bir şut çektim arkadaşlar. Olmadı, dakika 55. Kalede Gomis var. Haydi çocuklar. Icardi'ye doğru gönderdi. Eyvah, indiremedik. Orada Chiellini var. Süpersin be. At artık. Bir şekilde at bize. Verdik pasımızı, ver köşeye. Mustafa kapı. Mustafa kapı verdi. Dybala. Dybala kaleci Gomis. Artık gol olması lazım. Artık Gomis değil de gol mis dememiz lazım. Bu arada foul yaptık. Çekirge 3'e de sıçradı arkadaşlar. Hakem bu arada bize sarı kart gösterebilir. Mustafa Kapı. Kariyerimizde çok fazla kart gören bir oyuncu değiliz. Gerçekten sert bir müdahaleydi. Asla kırmızı görmememiz gerekiyor çocuklar. Çok dikkat. Hiç pozisyona karışmayacağım. Orta izin yok. Atak devam edecek mi? Hayır, top bizde. Gel. Verdik pasımızı. Ya koşu yolumu atma ya. Koşu yolumu atma. Gomis. Aha. Ya. Aldık yine topu. Bu dakikalar çok önemli. Gel. Harika bir şu. Ya yine Gomis, yine Gomis arkadaşlar. Dakika 78. İşler sıkıntı olacak gibime geliyor. İndir. Aman ha, sakın çocuklar, sakın. Offside yok mu? Balde. Balde. Balde izin yok. Harikasınız. Chiellini gerçekten tek başına ve arkadaşına kızıyor. Yani ileri gitmen gerekiyor diye. Bernardeşi çıktı. King girdi. Süratli bir oyuncu King. Biz hala oyundayız. Dakika 83. Eyvah. Eyvah. Süper. Uzaklaştırdık topu arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. Gel yine bana. Ronaldo'ya attım. Yalvarırım at. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Harika bir pas verdik. Hiç pas istemedim daha sonradan, kendi vursun diye. Ronaldo, adamsın Ronaldo. Çok güzel.
Hakikaten çok zor durumda kaldık arkadaşlar. 2-3 kere çok net geldiler. Ama 1-0 öne geçtik. Şimdi böyle bitsin maç. Ah, alabilirdik, olmadı. Tamam. Hiç bulaşmayacağım. Gel. Orada maç mı biter? Olsun arkadaşlar. 90. dakikada Ronaldo'nun attığı golle 1-0 maçı önde bitirdik. İkinci maçımıza geçeceğiz ama ilk önce bir arada lig maçı olabilir. Daha sonra Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci turu olabilir. Bu arada rakibimiz gerçekten, eğer tabii ki de geçersek turu, Benfica ve Celta Vigo'nun galibi. Yani bu maçın tur atlayanı ile olacak. Yani bu sezon kupaya o kadar yakınız ki, sadece en büyük rakibimiz Inter şu anda. Serie A ayın takımına baktığımızda bu ay herhangi bir Juventus oyuncusu yok ve şimdi Spal'la oynayacağız. Spal'la oynarken sadece dikkat etmem gereken şu, hemen de bakalım. Bugün ilk 11'desiniz. Anlı şut kabiliyetini kaptığını duydum diyor arkadaşlar. Şimdi küçük bir şurada bir düzeltme yapacağım. Anlı şutu kaptıysak bunu siliyorum. Hız ve şut kısmına vereceğim arkadaşlar bütün yoğunluğumu. Şimdi Spal'a karşı oynayacağız. İlk 11'iz. Tek bizim yapmamız gereken şey şu. Hem kendimizi çok fazla yormayacağız, hem de arkadaşlar sakatlanmaktan uzak duracağız. İkili mücadelelere çok girmeyeceğiz. Çünkü şu anda İtalya Ligi'nde şampiyon olma ihtimalimiz yok. Gol kralı olma ihtimalimiz yok. Zaten şampiyon olduk. O yüzden de çok fazla kasmadan oynayacağız. Asıl önemli olan Inter deplasmanı. Yani Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci tur maçı. O önemli, büyük ihtimal 1-0'lık skor iki ayaklı maçlarda en önemli skordur, içeride aldığınız 1-0'lık skor. O yüzden ben umutluyum. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Ve maça biz değil, rakip takım başladı. Spal bu ligin güçsüz takımlarından ama herhangi bir sıkıntı yine yaşamayıp kazanmamız. Ya büyük takımlar her zaman kazanmak için sahaya çıkar. O yüzden gel yine. Köşeyi gördüm. Harikasın. Ayağımız zaten pamuk gibi, yemin ediyorum var ya. At. Orta. Anında şutum var artık benim. Mustafa bu arada. Oo ya, arkadaki göbekli adama bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada hepsi göbekli bunların. Bunlar fast food çok yiyor galiba. Allah Allah. Evet, orada bir Bernardeş'e yapılan bir faul var. At bana. Bana at. Orta. Mustafa kapı olmadı. Atak devam edecek. Top taca doğru gidiyor ama. Evet, Rugani izin vermedi taca çıkmasına. Gel. Bana atmaz inşallah. Aldık topu, Mustafa kapı. Gel yine. Mustafa. Mustafa. Kaleci. Çok iyi bir şuttu aslında ama bir de ters ayağımızla vurduk. Alabiliriz. Aldık bile. Uzun bir top. Bernardeşi'ye gelmedi arkadaşlar. Kontrollü. Çok fazla yorulmayalım. Spa. Spal. Spa ne anasını satayım ya. Eyvah. Etkili geliyorlar. Aldık topu. Evet. İyi gördük. Haydi. Ver. Yine ver. Of. Bir şut. Ah be yavrum be. Ah be yavrum be. Sırtına çarptı arkadaşlar. Dakika 29. Formaliteden bir maç. Gerçekten bizim için formalite yani. Of. İyi top ama hızlı. Teknik direktörümüzü görüyorsunuz aşağıda. Hadi biraz daha ileri diyor. Gel. Süpersin. Gel yine. Kime attın kim bilir. Kime attın kim bilir. Haydi çocuklar, Lazari. Lazari verdi pasını. Guedes. Evet, taç bizim. Tabii arkadaşlar, bir hani umut kalmayınca, daha doğrusu bir nasıl diyeyim, bir hedef kalmayınca konsantre olmak kolay değil maça. Bu arada Mustafa kapı. Mustafa önü kapandı. Mustafa kapı. Abu arkadaşlar.
Yemin ediyorum 100 yılın golüne o kadar yaklaştık ki. İşte bakın. Mustafa Kapı. Ah, sıyırdı. Sıyırdı. Biz de sıyırdık. Kafayı sıyırdık yani harbiden. Top bize geldi. İndiremedik. Ama sonrasında aldık. Şimdi Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Savic. Arkadaşlar bugün çok fazla pozisyon deniyoruz. Aha yine aldım. Bir şut. Allah. Abo. Arkadaşlar manuel vurdum. Manuel. Çok kötü bir şuttu. Bütün şutlar bizden arkadaşlar bu maçta. Ama deneyeceğiz. Bu maç bencil oynayabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz herhalde. Gel. Ah, olmadı. Vur çocuğum. Harikasın. Bernardo işi. Atın. Offside olabilir. Offside. Orada hata bende değil. O orada offside'de kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Mallık yaptı. Mallık yaptı. Fares girdi. Hoca bizi de çıkar artık. Bir sakatlık makatlık olmasın ya. Her maçta oynayacağız diye bir şey yok anasını satayım. Vur çocuğum. Adamsın. Ver uza. Harika. Olmadı. 55. dakika. Oha biz pozisyonu takip edelim diye offside'deyiz. Hacı gel işte görüyorsun ya gel. Harika bir top. Arkadaşlar topu ne kadar iyi kullandığımızı görüyor musunuz? Ama bir de bu salaklara bakın yani. Aa sen de. Gel bana. Bana gel. Bana gel. Mustafa. Atak devam edecek. Uzun gönderdi. Arkadaşlar bir gol sığdıramadık ya. Bir gol sığdıramadık. Dakika 66 Lazari. Kanadı iyi kullanan bir oyuncudur. Bu sezonda gerçekten Spal adına iyi şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Tekrardan verdim. Gel. Mustafa. Mustafa. Aha. Bu arada suratımıza atıyor topu ya. Yere düşüyoruz, piyanist suratımıza atıyor topu. Var mı böyle bir şey yani? Evet, Dybala girdi. Bizi hala çıkaramadı hoca. İster misiniz bir de bizi şeyde oynatmasın Şampiyonlar Ligi bir sonraki turda? Aha. Haydi çocuklar. Haydi. Biliyorum son 15 dakika. Aklınız öbür maçta. Çok iyi biliyorum. Aldı Mustafa. Riske atmadı. Kaleciye döndü. Uzun gönderiyoruz. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi hiç belli olmaz. O yüzden ne olursa olsun dikkatli o maçta olmamız gerekiyor. Bizi attı ama bizde koşacak derman yok. Rugani indiremedi Gudes. Eyvah. Aha iyi bari. Arkadaşlar bu pozisyon gol olsun ama Şampiyonlar Ligi'nde eğer böyle bir şey olursa inşallah gol olmaz. Gel. Al kardeşim. Orta Ronaldo olmadı. Atak devam edecek. Aha bana gelir mi? Bana gelmedi. Ve maç 0-0 bitiyor arkadaşlar. Tabii ki de 0-0 bitecek. Çünkü biz de çok motive değildik bu maça. Bu maçı oynadık ve şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci turundayız. Yani yarı final ikinci turunda. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok önemli. Zaten burada şampiyonluğu garantilemiştik. Inter de ligde ikinci sıraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun ve şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci ayağındayız. İkinci turundayız. Bugün ilk 11'desiniz ve elinizden geleni yapın diyor teknik direktörümüz. Maçtan önce yaptığı açıklamada şunu dedi. Kulüpten tek beklediği şey zafer. Mazeret yok. Kulübün tek beklediği şey. Sahaya çıkın ve kazanın. Mustafa Kapı bir sigara var mı diyor maçtan önce bir keyiflenelim. Ama Chiellini kaptan geldi oraya hemen konuyu değiştirdik. Bugün
Gerçekten de önemli bir maç. 81 overall'la ama bu arada Ronaldo'yu yedek bırakıyor. Maçtan önce birkaç kişi sordu Ronaldo neden yedek diye teknik direktörümüze. Ronaldo artık 38 yaşında ve kondisyonu vesairesi bazen yetmeyebiliyor. Biz onu kenarda tutacağız. Keane ondan çok daha süratli bir oyuncu. Keane'in genç ve genç olmasından ve dinamiğinden, dinamikliliğinden yararlanacağız dedi. Bir aksi durumda, bir gol yeme durumunda Cristiano Ronaldo'nun zaten oyuna gireceğini söyledi teknik direktörümüz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. İyi olan değil. İnşallah biz kazanırız. İnşallah kazanamasak bile turu geçen biz oluruz. Bu arada kolay olmayacak işler arkadaşlar. Balde. Balde izin yok. Topu taca attık. Haydi çocuklar. Dayanın çocuklar. Lütfen. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Abi boş bu adamı niye burada bırakıyorsunuz? Hiç defansa gelmeyen Mustafa Kapı defansa gelmeye başladı. Çok iyi gördüm. Harika. İşte burada da geride kalıyoruz arkadaşlar. Keane. Ama orada işte defans adamıyla omuz omuza geldiğinde sıkıntı oluyor. Aha. Aha. Çok iyi yakalamıştık. Gel. Mustafa. Mustafa. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı işte sapı, işte sapı, işte kapı, işte sapı. Harika arkadaşlar, harika. İşte burada Pires. Mustafa Kapı. Şimdi diyeceğim ben size deplasmanda atılan gol diyeceğim. Deplasmanda atılan gol. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde asker selamı. Ve bu gol şu anda Inter'in bize 3 gol atmasına sebep olacak. Biz 15. dakikada ipi çektik Mustafa Kapı olarak. Arkadaşlar bekle bizi Benfica ya da Celta Vigo. Kimse kim. Ama kesinlikle bu kupayı alacağız arkadaşlar. Haydi çocuklar diyorum, dakika 18. Balde. Gel. Şimdi açılacak. Kime attığını... Arkadaşlar Inter şu an açılacak. Ve gerçekten bu maç bizim için çok büyük bir maç olabilir. Vur 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 vur. İndirdik. Arkadaşlar. Ah. Pres yapıyorum. Gerçekten. Bas. Bas. Eyvah. Arkadaşlar yine dikkat etmemiz gerekiyor. Vilsako. Çok iyi. Bir pas. Ooo. Arkadaşlar bu kadar kolay döndürüp vurdurmamamız gerekiyor ya. Dikkat çocuklar, hiç belli olmaz. 2 dakikada 2 gol yeriz, bir şey olur. Belli olmaz bu işler. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dakika 30. Uzun gönderdi. Abi Ronaldo olmayınca da indiremiyoruz ya ileride. Etkili geliyorlar. Etkili geliyorlar. Yine izin yok. İndirirsin onu. Arkadaşlar ileride bekliyoruz. Bir tane şöyle sağlam bir top gelse... Affetmeyeceğiz ama al. Tamam, sakin. Bak sakin. Sakin ol. Oğlum sakin diyoruz ya. Ama bizi duymuyor tabii arkadaşlar. Yani sakin diyoruz ama. Taç atışı gel. Of! Mustafa Kapı. Mustafa ortaladı. Oğlum vursanıza. Çıktı. Ah. Arkadaşlar çok çabuk yorulacağız büyük ihtimal. Çünkü çok fazla efor sarf ettik. Ama maçın da heyecanı tabii ki de attık abi. Yarı finalde golü biz attık ve gerçekten de teknik direktör, Juventus taraftarları, İtalya'daki basın hepsi bu maça damga vuracağımızı söylemişti. Bizim damga vuracağımızı söylemişti ve haklı da çıktılar. Şimdi tamam, gel bana. Attık, süper. Şimdi gel. Mustafa. 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 Mustafa.
Harika bir gol arkadaşlar. 2-0 oldu. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Hiç hat-trick'imiz yok. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde mi yapacağız bunu arkadaşlar? Inter iyice açıldı. Hiç yapamadığımız hat-trick'i belki burada yapabiliriz. Zalt. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Zalt. Dikkat etmemiz lazım. Süper. İndir. Süper. Attık pasımızı. Of. İyi, niye koşmuyorsun sen? Ben öbürünü attım zaten, anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Haydi çocuklar. İndir şu topu. İndir. Köşe. Köşe. Süpersin. Gel bana. Of. Mustafa. Olmadı. Gel gel. Oğlum. Taç atışı bizim. Haydi çocuklar. Hat-trick istiyorum. Boş oyuncu değişiklikleri. Başka hiçbir şey değil. Aha ben de. Taç. Haydi. Tabii ki de zaman geçmesi bizim ileğimize ama biz arkadaşlar hat-trick yapmak için uğraşıyoruz. Düşünün yani. Derdimize bakın anasını satayım. Oha. Aman, kart görmememiz lazım. Mustafa, izin yok. Atak. Devam edemedi. Dakika 73. 74'e giriliyor. Yine mi yapamayacağız ettiriyi? Aldık topu. Verdik köşeye. Şimdi Mustafa. 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 Ya ayağına sokayım senin gibi defans oyuncusunun ya. Salsan ölür müsün? Bitti zaten maç. Dakika 80. Haydi bakayım. Gel. 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 Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Burada arkadaşlar yorulduk da yani yapabileceğim başka da bir şey yok. Sert bir vuruş. Bir de kalecinin kapattığı köşe. Gel. Allah cezanı vermesin. Dakika 85. Gel. Oğlum sen de alsana işte ya. Sen de diye bıraktım anasını satayım. Arkadaşlar ittirik yapamayacağız ama fark eder mi ya? Boş ver. Uzun gönderdi. Aha. Gel. Oğlum nereye geliyorsun ya? Arkadaşlar finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. İşte Mustafa Kapı. İşte hırsını görüyorsunuz. İşte Mustafa Kapı ve Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bir tarafta da hüzün var. Bakalım Şampiyonlar Ligi finalinde ne olacak? Tabii ki de bu bölümde değil. Bir sonraki bölümde bu olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama isterseniz gelin öncesinde rakibimiz kim oldu ona bakalım. Gerçekten 2 golle maçın adamı da seçildik doğal olarak. Bu arada uzatmalarda Benfica Celta Vigo'yu eledi ve final artık Juventus ve Benfica olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.